YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle muhteşem bu renklerle yapacağım. Ben bu muhteşem üçlüyü çok beğeniyorum ve çok çalışıyorum. Üçü de birbirine çok yakışıyor arkadaşlar. Bu böyle petrol yeşili gibi. Ne mavi ne yeşil, ikisinin arasında daha çok yeşil ama kamerada biraz daha mavi çıkıyor. Gri, açık gri. Tam açık değil, orta bir gri diyelim ve beyaz kullanacağım. Şöyle 2,5 milim de tığım var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Alt kısmını 3,5 ile çekeceğim zincirini. Şöyle zincirim arkadaşlar 3,5 ile çekeceğim ki altı toparlanma yapmasın. Bu şekilde kalın bir tığla çekerseniz çok daha kolay olur işiniz. Şöyle zincirlerimizi olduğu gibi çekiyorum. Çünkü kalın tığla çekiyorum, ince ile öreceğiz. Bir numara arada fark var. O 2,5 bu 3,5. Şöyle bizim modelimizi gösterebileceğimiz kadar iki tane modelden göstereceğim. Zincirlerimi çekiyorum. Zincirlerimiz bu kadar benim için yeterli arkadaşlar. Hemen tığımı değiştiriyorum. İnce tığıma geçiyorum. 2,5 olana geçtim. Hemen başına bir kere doluyorum. Buradan 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum arkadaşlar. Şöyle ikili trabzanlar yapacağız. Başına aldım. Tekrar bir sonrakine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Başına aldım. Yine buraya batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Başına aldım. Bir sonrakine batıyorum. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapıp tamamlayalım. Şöyle trabzanlarımı yaptım. Toplamda burada 27 tane trabzanımız var arkadaşlar. 2 tane modelden oluşturacağım. 4 tane de kenarlara kenar part olarak ayırdım trabzanlarımı. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başına bir kere doladım. Hemen buradakine değil bir sonraki trabzana batarak kenar partlarımı oluşturuyorum. Zincirle beraber 4 tane buraya kenar örmüş olduk. 1, 2, 3, 4. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Başına bir kere doladım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 3 tane atladık. 4.'ye batarak ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ikili trabzanımı yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Başına aldım. Ve tekrar aynı yere batarak buraya bir tane V oluşturuyorum. Şöyle aynı yere batarak V'mi oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum başına. Yine 3 tane atlıyorum. 1, 2, 3, 4.'ye batıyorum. Buraya 5 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Başına bir kere doladım. 1, 2, 3, 4. 4.'ye batıyorum ve yine bir tane V oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Başına aldım. Hemen dibine batarak V'mi bitirmiş oluyorum. Aynı yere batarak V'mi oluşturdum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Başına bir kere doladım. Buradan yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 3 tane atladık. 4.'ye batıyoruz. 1, 2, 3. Kenar zincirime batıyorum. Şöyle ikili batalım. 4. 4 tane de buraya kenar part yapmış olduk. 1, 2, 3 zincir tekrar döndürüyorum. Birinci sıramız bu şekilde bitmiş oldu. Hemen ikinci sırama geçiyorum. Bunu atlayıp bir sonrakine hemen kenardaki trabzanlarımızı yapıyoruz. Bunlar hep 4 tane olacak. Dört tane trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Başına bir kere doladım.
Başına doladım arkadaşlar. Hemen şöyle buradaki V'nin burada yaptığım trabzana şöyle buradan batıyorum. Arkadan öne doğru geldim. Hemen şöyle katlıyorum. Buraya şöyle ilmekler uzatıyorum. 1. Aynı yere battım. 2. Aynı yere battım. 3. Aynı yere battım. 4. 5. 6. 7. 8. 8 tane buraya dolgumu oluşturdum. Şimdi bunları 2 2 şöyle 2 2 kapatacağız. Şöyle 2 tanesini beraber kapattım. Tekrar 2 tanesini daha kapatıyorum. Tekrar ikisini beraber kapattım. 2 tanesini beraber kapattım. 2 beraber 2 2 son 2 tane ilmeğim kaldı. Bunları da beraber kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen şöyle kelebeğimi bu tarafa doğru yatırıyorum. Kelebeğimi bu tarafa doğru yatırdım. Burada 5 tane zincir çekmiştik. Şöyle ortasından bir tane sık iğne ile zincirimi kapattım. Şöyle ilmeğimi hafifçe uzattım. Şimdi şöyle başına bir kere alıyorum. Şu aşağıdaki battığımız V'yi oluşturduğumuz yere batacağız tekrar. Yine şuraya batıyorum. Buraya batıp bir tane ilmek çıkardım. 1. Aynı yere batıyorum. 2. Aynı yere batıyorum. 3. Aynı yere battım. 4. 4 tane buraya ilmeğimi çıkardım. Şöyle hepsini beraber kapatıyorum. Hepsini beraber kapattım. Bir tane zincir çektim. Ve buradaki zincirimiz vardı. Zincirime batıyorum. Bir tane sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar bir tane daha zincir çektim. Şöyle başına aldım. Hafifçe uzattım. Hemen şöyle buradaki V'nin diğer kenarına. Şuraya yapıyoruz şu anda biz. Şu V'ye yapıyoruz. Hemen şuradaki V'ye batıyorum. Buradan ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane dolgumu yaptım. Şimdi bunları 2 2 kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 8 defada kapattım. Son 2 ilmeğim bunlar da 9 oluyor arkadaşlar. Şöyle bir tane kelebek oluşturmuş olduk. Bir tane zincir çekiyorum. Başına alıyorum. Bu arkada 5 tane trabzanımız vardı. Hemen trabzanlara batarak trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı yaptım. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Başına alıyorum. Hemen buradaki V'ye. Şöyle buradan batıp arkadan öne tekrar tığımı çıkarıyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 bunları 2 2 9 defada kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 defada kapattım. Bir zincir çektim. Hemen kelebeğimi buraya yatırıyorum. Buradaki zincirime batıyorum. Şöyle kapattım. Hemen başını alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Başını alıyorum. Şu aşağıdaki V'yi yaptığımız yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraya. Şuraya batacağız. Şimdi bu şuraya batıyorum.
dörtlü bir tane fıstık oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir çekip burada beşli zincirimiz vardı. Zincirimi batıp sık iğneyi kapattım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şöyle uzatıyorum. Tekrar kelebeğimizin diğer kenarını yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hemen 2 2 kapatıyorum. 2 2 8 defa da kapatıyoruz. 5 6 7 8 2 tane ilmeğim son ilmeklerimle 9 oluyor. Başını aldım ve kenardaki trabzanlarımızı yapıyoruz artık. Hemen kenarda 4 tane trabzanımız var. 1 2 3 zincirime batıyorum. 4 kenar trabzanlarımızı yaptık ve kelebeklerimiz bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ip değiştiriyoruz. İpimi diğer ipe bağladım arkadaşlar. Burada şöyle gördüğünüz gibi şöyle kenara doğru alıyorum ve beyaz ipimle değiştirdim. 1 2 3 tane zincir çektim. Başını aldım. Hemen bunu atlayıp bir sonrakine batıyorum. Bu kenar trabzanlarımız hep aynı olduğu için şöyle hızlıca geçiyorum. 4 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi başına bir tane zincir çektim. Başını aldım. İpimi aldım. Şurada fıstık yapmıştık gördüğünüz gibi. Hemen bunun tepesine batıyorum. Fıstığın tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Şu anda biz ikinci sırayı yapıyoruz. Aşağıda ne yaptıysak. Başını aldım. Tekrar aynı yere batıyorum. Aynı yere batıp bir tane V oluşturuyorum buraya. Bu bizim kelebeğimizi yapacağımız yuvamızı oluşturduk. Şimdi tekrar bir tane zincir çekiyorum. Başını aldım. Buradaki trabzanlara batarak trabzanlarımızı oluşturuyoruz. 5 tane trabzanımız var ara kısımda. Bir tane zincir çektim. Başına tekrar aldım. Hemen buradaki fıstığın tepesine batıyorum. V'mi oluşturuyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Başına bir kere doladım. Aynı dibine batıyorum. İkili trabzan yaparak V'mi tamamlamış oldum. Bir tane zincir. Tekrar bu kenardaki 4 tane trabzanımızı yapıp tamamlıyoruz. Modelimiz çok kolay gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben biraz yavaş anlatıyorum ki anlaşılır olsun diye. Çok güzel bebek battaniyesi olur. 1, 2, 3 zincir hemen kenar trabzanlarımı yapıyorum. Kelebeğin başlangıcını da göstereyim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Bunu bırakıp bir sonrakinden batıyorum. Şöyle 4 tane trabzanımızı yaptık. Bir tane zincir çekiyorum. Zincirimi çektim, başını aldım. Hemen şöyle trabzan şöyle buradan batıp arkadan tekrar öne geliyorum. Şöyle katlarsanız çok kolay olur sizin için. Hemen buradan ilmeklerimi çıkarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane dolgumu yaptım buraya. 8 tane dolgumu yaptım. 2 2 kapatıyoruz şimdi. Şöyle 2 tanesini beraber kapattım. 1 2 3 4 5 6 7
8 ve 9. 9 defa da kapattık. Bir tane zincir çektim. Hemen kelebeğimi bu tarafa doğru yatırıyorum. Buradaki 5 tane çektiğim zincire sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar bir zincir çekip başına alıyorum. Şöyle şu V'yi yaptığımız yere batıyoruz. Fıstığımızı da yapayım arkadaşlar. V'yi yaptığım yere batıyorum. Şöyle 1 2 3 4 4 tane dolgumu hemen tek seferde çekerek kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen buradaki 5 tane çektiğimiz zincirimiz vardı. Zincirimi batıp sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle birazcık da ilmeğimi yükseltiyorum. Başına alıyorum. Tekrar bir sonraki şöyle katlarsanız daha kolay olur. Trabzana batarak 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane dolgumu yaptım. Hemen şimdi bunları kapatıyoruz. 2 2 kapatıyorum. İki tanesini beraber kapattık. Zaten belli. Bir tane ilmeğimiz var, bir tane de başını aldığımız var. 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 defa da kapattım. Bir zincir çektim. Hemen başına aldım. Bir sonraki trabzanlara batarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar modelimiz. Ben şimdi şöyle büyük bir parçada yapayım. Gri de ekleyeyim. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben şöyle büyük bir parçada yapıp üçlü olarak tamamladım. Bence çok şık ve çok da güzel oldu. Bu renklerle de çok güzel bir battaniye yapabilirsiniz. Erkek çocuklarınıza ben çok beğendim. Umarım siz de beğenir benimle beraber yaparsınız. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Thank you.